Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Maide suresi 109-111. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada ahiretten bir tabloyu bize sunuyor ve peygamberlerin ümmetlerine karşı durumu ve bir nevi orada bir sorgu tarzında bir manzara bize çiziliyor. Şöyle ki, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلُ Allah-u Teala o gün peygamberleri cem eder. فَيَقُولُ ve der ki مَاذَا اُجِبْتُمْ Yani size ne cevap verildi? Gönderildiğiniz insanlar, kavimler, milletler size ne şekilde cevap verdiler? قَالُ Onlar derler ki لَا اِلْمَ لَنَا Yani ya Rabbi bizim bir ilmimiz yok. Yani aslında tabii peygamberler kavimlerinin nasıl cevap verdiğini biliyorlar. Ama Allah-u Teala en iyi bilen olduğu için teeddüben, ya Rabbi yani bizim bu konuda bilgimiz yok. İnneke ente allâmul huyûb, sen allâmul huyûbsun. Gaypları bilen, her türlü gizlilikleri, sırları bilensin diyorlar. Yani senin ilminin yanında bizim bir şey dememiz münasip düşmez. La ilme lena derken kendilerinde mevcut var olan bilgiyi reddetmek değil, Allah'a nispetle onların ilminin bir hiç olduğunu bir edep misali göstererek bu şekilde ifade ediyorlar. Tabi Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Allah-u Teala Allâmul Guyub, gaypları bilen, Âlimul Gaybi ve Şehâde, hem görülen alemi hem de görmediğimiz alemi bilen. Dolayısıyla peygamberler nasıl tebliğ ettiler? Allah elbette biliyor. Kavimleri bunlara nasıl cevap verdi? Allah-u Teala elbette biliyor. Ve ona göre de diğer alemde bunun bir değerlendirmesi olacak. Gönderilen her peygamber genelde kavmi tarafından yalanlanmıştır. Tekzibe maruz kalmıştır. Hatta peygamberler genelde kavimlerinden pek çok eza ve cefaya da maruz kalmışlardır. Bu açıdan la ilme lena demeleri, bizim bir ilmimiz yok, yani ya Rabbi sen bilirsin demeleri, bir nevi onları ifade etmek istemeyişlerini de belki perdeli olarak ifade edebilir. Bazı tefsirlerde buna da dikkat çekilmiştir. Tebareke suresinde kul innemel ilmu indallah de ki, ilim gerçek olarak Allah katındadır. İlim ancak Allah katındadır. Yani gerçek ilim Allah'ın ilmidir. İnsanların ilmi sonsuz bir deryanın içinde bir damla su misali. Yani sonsuz bir deryaya nispetle bir damla suyun ne kıymeti olabilir? Allah'ın sonsuz ilminin içinde adeta bir damla gibi. Kur'an-ı Kerim insanların bir şey bilmez bir halde dünyaya gönderildiğini anlatıyor. La ta'lemuna şey'e. Analarınızın rahminden Allah sizi dünyaya gönderdi. Siz hiçbir şey bilmez bir vaziyetteyken. Bu insanlar hayat boyunca bazı şeyler öğreniyorlar. Ama yine de öğrenecekleri çok şeyler var. Kur'an-ı Kerim insana verilen bilginin az olduğunu ifade ediyor. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا İlimden size az şey verildi. Dolayısıyla peygamberler de elbette bize nispetle çok derin bilgilerin sahibi insanlar. Bunlar vahye mazhar kimseler. Ama mutlak ilim karşısında, Allah'ın sonsuz ilmi karşısında bunların da ilmi sanki la ilme lena diyecekleri şekilde, bizim bu konuda bilgimiz yok diyecekleri şekilde bir durum. İz gâlellâhu, Allah şöyle buyurdu. Ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa, üzkür nimeti aleyke, sana olan nimetimi hatırla. Bu biraz önceki kıyametten bir tablo şeklinde de düşünülebilir. Yani sıra Meryem oğlu İsa'ya geldiğinde onunla alakalı işte şöyle şöyle olmuştu. Bunlar nazara veriliyor. Buradan herkes kendi hayatına da bakabilir. Allah-u Teala seriül hisaptır. Hazreti Ali'nin ifadesiyle Allah bir anda bütün insanları nasıl rızıklandırıyorsa bir anda hesaba da çeker. Dolayısıyla işte milyarlarca insan, belki trilyonlarca insan olacak diğer alemde.
Allahu Teala bütün bunları tek tek nasıl hesaba çeker dememek gerekir. Allahu Teala bir anda hepsini hesaba da çeker. Herkesin amel defterini tek tek verir ve sen şöyle yapmadın mı, şöyle şöyle olmadı mı, insanlara bunlar söylenir. İşte Hazreti İsa'ya da Allahu Teala hayatından bazı önemli noktaları hatırlatıyor. Ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa, üzkür nimeti aleyke, sana olan nimetimi hatırla, ve ala validetik, ve annene olan nimetimi hatırla. İz eyyettüke bi ruhil kudüs, mukaddes ruhla, ruhul kudüsle ben seni teyit etmiştim. Burada ruhul kudüs genelde Cebrail olarak açıklanır. Yani diğer peygamberlere Cebrail gönderildiği gibi Hazreti İsa'ya da Cebrail gönderilmiştir vahiy meleği olarak. Hatta doğumuyla alakalı da yine Allahu Teala Cebrail'i görevlendirmiştir. Annesi Meryem'e bir erkek evladı olacağı Hazreti Cebrail tarafından bildirilmiştir. Ve Hazreti Cebrail فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ ayetinde ifade edildiği gibi bir beşer şeklinde temessül etmiş ve Hazreti Meryem'e bunu haber vermiştir. Demek ki Hazreti İsa'nın Ruhul Kudüs olan Cebrail'le teyidi var. Ayet-i Kerime bunu ifade ediyor. Ancak bundan murat başka manalar da olabilir. Tertemiz bir nefis, tertemiz bir ruh Hazreti İsa'ya verilmesi. Yani nasıl ki hayvanların ruhu, insanların ruhu arada fark var. Yani ruh noktasında bakıldığında her biri ayrı bir cevher tabiri caizse. Hazreti İsa daha böyle şehvattan uzak, daha tertemiz, safi bir ruhla teyit edilmiş. Yani özel seçilmiş tabiri caizse. Bu noktada değerlendirmeler de var. Ayet-i Kerime o şekilde de anlaşılmaya müsait. Tükellimun nâse fil mehdi ve kehle. İnsanlara hem beşikteyken konuşurdun hem de kühulet döneminde, olgunluk döneminde insanlarla konuşuyordun. Konuşmak bir mucize. Yani biz şu anda hepimiz konuşan insanlar olarak belki bunun ne kadar mucize olduğunun farkında değiliz. Ama Allahu Teala işte bir dil, et parçasını konuşturuyor. Ve insanın dili kalbinde hissettiklerini veya fikrinde düşündüklerini, zihninde tasarladıklarını ifade edebiliyor. Ve dil bu noktada çok önemli. Hayvanlarda da dil var ama geniş anlamda bir kendilerinin kamil anlamda konuşmaları söz konusu değil. Onların da kendi aralarında gerçi müdavele-i hissiyatta bulunmaları, bir derece hislerini birbirlerine ihsas etmeleri, o cıvıldaşmalarıyla çıkardıkları seslerle mümkündür. Bu reddedilen bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de mantıkat tayr, kuş dili, kuşların nutku, bundan da bahis vardır. Ve Hazreti Süleyman'ın hüdhüdü, normal adeta bir insan gibi Hazreti Süleyman'a muhatap olmakta ve onunla konuşmaktadır. Buradan şunu anlıyoruz, hayvanların da kendilerine göre bir konuşma özelliği var. Ancak bu tekamül etmiş şekilde değil ve en geniş şekliyle kamil manada konuşma insana ait. Demek ki konuşma çok önemli bir özellik. Hazreti İsa ile alakalı bu ayette sen beşikteyken de olgun iken de insanlarla konuşuyordun deniliyor. Tabii diğer insanlardan farkı ne bu noktada? Bunun bir mucize olarak nazara verilmesi burada söz konusu. Hazreti İsa daha dünyaya geldiğinde yeni bebek iken harika bir şekilde konuşmuş. Malum Hazreti Meryem evli değil. Allahu Teala Hazreti İsa'yı ona bir ruh şeklinde veriyor, ona üflüyor ve oradan Hazreti İsa yaratılıyor. Hazreti Meryem kucağında bebekle ilk defa insanların karşısına çıktığında insanlar şaşırıp kalıyorlar. İffetiyle, edebiyle meşhur olan Meryem'e ne oldu? Normalde hatırlarına başka şeyler geliyor. Ve diyorlar ki, ey Meryem bu çocuk nereden? Senin annen iffetli bir kadındı, baban dürüst bir insandı, sana böyle ne oldu? Hazreti Meryem doğrudan bir şey demiyor, eliyle çocuğa işaret ediyor, kucağındaki çocuğa. Yani bir nevi ona sorun, o konuşsun. Onlar diyorlar ki,
keyfe nükellimu men kâne fil mehdi sabiyye. Beşikteki bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Ama o sırada Hazreti İsa harika bir durum olarak, bir mucize olarak konuşuyor. Ve ilk cümlesi şu oluyor. İnni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Etaniyel kitabe, bana kitabı verdi. Ve cealeni nebiyye, ve beni bir peygamber kıldı. Yani bana kitap verecek, beni bir peygamber kılacak. Demek ki bu anlamda Hazreti İsa'nın daha beşikteyken konuşması harika bir durum ve bir mucize. Büyüdüğünde konuşması, yani kühulet dönemi denilen olgun bir insanken konuşması, o da sıra dışı bir konuşma, yani bir peygamber konuşması, daima hikmetli konuşuyor, gittiği her yerde Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Bu mana olabilir. Bazı zatlar da şöyle bir yorum da yapmışlar, demişler ki, Hazreti İsa 30 yaşında peygamber oldu, 33 yaşında semaya yükseltildi. Ayet-i kerimedeki kehlen ifadesi olgunluk yaşını ifade eder. Bu ise daha çok 40 yaşıdır. Demek ki Hazreti İsa ahir zamanda tekrar gelecek ve kühulet dönemini de yaşayacak. İnsanlarla tekrar konuşacak. Bu manaya bu şekilde işaret eden tefsirler olmuş. Tabii gaybi bir mesele olduğundan dolayı nasıl olacak bunun ayrıntılarını bilemiyoruz. Ancak hadis-i şeriflerde İsa Aleyhisselam'ın tekrar geleceği ve Peygamber Efendimiz'in diniyle amel edeceği, domuzu öldürüp haçı kıracağı, 40 yıl adil bir şekilde insanlar arasında hükmedeceği, o dönemde çok büyük bir bolluk olacağı ifade ediliyor. Gerek şahsı, gerekse şahsı manevisi artık nasıl bir geliş olacaksa gelir. Ya bazılarına görülen bir ruh olarak gelir veya daha başka şekilde gelir. Bunlar biraz işin ayrıntısı, gaybi meseleler. Oraları fazla da bilemiyoruz. وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ Cenab-ı Hak Hazreti İsa'ya yine diyor, ben sana kitabı öğretmiştim. وَالْحِكْمَةَ ve hikmeti öğretmiştim. وَالْتَوْرَاتَ وَالْاِنْجِلِ Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Yani peygamberler Cenab-ı Hakk'ın özel talimine mazhardırlar. Onların üstadı doğrudan Cenab-ı Hak'tır. Onlar üstad-ı ezelisinden ders alırlar. Allah-u Teala Hazreti İsa'yı da özel terbiyesiyle yetiştirmiş, ona kitabı, hikmeti öğretmiş, Tevrat'ı, İncil'i talim etmiştir. Günümüzde bir takım teknolojik gelişmelerle bunu daha iyi anlayabiliyoruz. Diyelim 500 sayfalık bir kitabı tek tek yazmaya çalışsak çok uzun bir süre alıyor. Ama bu bilgisayar ortamında varsa kopyalamak adeta ol emri gibi bir şey. Bir anda kopyalarsınız, bir anda başka bir yere bunu gönderebilirsiniz internet ortamında. Ve bunun için uzun bir süre de gerekmez. Nasıl ki bu manada bilgi yüklemek günümüzde son derece kolay. Boş CD'ler bir anda yüklenebiliyor ve bunlara çok şeyler, görüntüler, çok böyle kitaplar yüklenebiliyor. Onun gibi Allah-u Teala insanların zihinlerini, kalplerini özel ilhamıyla, özel vahiyle dilerse doldurur. Veli olan zatlara ilham gelir, nebi olan, peygamber olan zatlara da vahiy gelir. Ve vahiyle Allah-u Teala onlara bazı programları yükler tabiri caizse. Daha önceden kitap nedir, iman nedir bilmezken bunun neticesinde çok şeyleri bilir hale gelirler ve diğer insanlara muallim olurlar. Hazreti İsa'da da bu özellik elbette var. Cenab-ı Hak ayette buna dikkat çekiyor. Ve iz tahlugu minattin keheyyeti tayr. Sen kuş şeklinde minattin keheyyeti tayr bir izni. Benim iznimle kuş şeklinde yapıyordun ve feten fuhu fihe ve ona üflüyordun. Fetekunu tayran bi izni, benim iznimle o kuş haline geliyordu. Bu Hazreti İsa'nın mucizelerinden birisi. Önündeki çamurdan alıyor, ona bir kuş şekli veriyor. Üflediği zaman Allah'ın izniyle o uçar hale geliyor. Bu tabii çok harika bir şey, mucize olan bir durum. Ama burada yaratma ifadesi geçer. Tahlugu minattin, yani çamurdan sen yaratıyordun. Demek ki yaratmak buradaki kullanım itibariyle bir maddeden yapmak anlamında.
Ve Hazreti İsa aleyhisselam bu şekilde çamurdan kuş yapmıştır. Ona üflediğinde Allah'ın izniyle kuş halini almış ve uçmuştur. Ve ona bir ruh üflenmiştir. Günümüzde insanlar bunun adeta başka misallerini yapıyorlar. Doğrudan çamurdan değil ama madenlerden, metallerden işte insanlar uçak yapıyor. Ona bir motor koyuyorlar. Adeta bir ruh üflemek gibi. Ve bunun neticesinde şu anda bizler de havada uçabiliyoruz. Bu Allah-u Teala'nın insanlığa özel bir ikramıdır. وَتُبْرِعُ الْاَكْمَهَا وَالْاَبْرَسِ بِاِذْنِ Benim iznimle anadan doğma körlerin gözünü açıyordun ve cüzzam gibi hastaları iyileştiriyordun. Hazreti İsa'ya tıp noktasında mucizeler verilmiş ve bu şekilde Allah-u Teala ona özel ikramda bulunmuş. وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِاِذْنِ Hatta benim iznimle ölüleri de diriltiyordun. Yani kabrinde yatmış olan ölü, Hazreti İsa gum bi iznillah dediğinde kabirden kalkıyor. Bu tabi bir mucize. Aslında öldü dediğimiz insanlar ruh itibariyle şu anda diridirler. Onların ruhları bedenlerinden ayrılmıştır. İsa aleyhisselamın da pek çok mucizeler olunca işte kavminden bazıları demişler ki hastaları iyileştiriyorsun ama ölüleri de diriltebilir misin? İsa aleyhisselam asırlar öncesinde ölmüş olan birisine gum bi iznillah dediğinde o kabrinden kalkıyor ve Hazreti İsa'nın ruhullah olduğuna, peygamber olduğuna şehadet ediyor. Bunlar tabi birer mucize. Mucizeleri doğrudan belki kendi aklımızla değerlendirsek zorlanabiliriz. Yani bu olur mu? Ama mucizelere Allah'ın kudreti açısından bakmak lazım. Allah'ın sonsuz kudreti açısından Allah emri kün feyeküne sahip. Ve bütün kudret hazineleri Kâf'ın tezgahında. Allah-u Teala ol emriyle dilediğini yapar. Yoksa bizim kendi kudretimiz noktasından bakacak olursak bizim kudretimizde bunlar olmaz. Peygamberlerin kudretiyle de olmaz. Yani ehl-i sünnet olarak biz şuna inanıyoruz. Mucizeler doğrudan peygamberlerin fiili değil, Allah'ın fiilidir. Allah-u Teala mucizeyle yaratmaktadır. Burada da işte bir kuşun uçması, ölülerin diriltilmesi, hastaların iyileştirilmesi bunların hepsi hep bi izni diye geçiyor. Benim iznimle diyor Cenab-ı Hak. Allah'ın izniyle meydana gelen şeylerdir. Ve iz kefeftu beni İsrail'e anke İsrail oğullarının ellerini senden çekmiştim. Yani onlar seni öldürmek istediler ama seni öldüremediler. Ve ben onların elini senden çektim. Sana zarar veremediler. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Sen onlara apaçık delillerle, apaçık ayetlerle, mucizelerle gelmiştin. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ Onlardan inkarcı olanlar dediler ki اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ Ben havarilere şöyle vahyettim. En aminu bi ve bi rasuli. Bana iman edin, rasulüme de iman edin diye onlara vahyettim. Galu onlar dediler ki: "Veşhed ya Rabbi sen şahit ol bi enna muslimun. Biz sana teslim olmuş kimseleriz." Değerli izleyenlerim burada vahiy kelimesinin havariler içinde kullanıldığını görüyoruz. Tabii bizim bildiğimiz ölçüler çerçevesinde vahiy denildiğinde daha çok peygambere gelen ilahi mesaj anlaşılır. Ancak bu kemaline masruf olan bir ifadedir. Yani vahyin kemali peygamberlere gönderilen vahidir. Ama Allah'a nispet edilen vahide Allah-u Teala arıyla da konuşur. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın annesiyle de konuşur. Allah-u Teala meleklere de vahyeder. Allah-u Teala havarilere de vahyeder. Burada şunu görmekteyiz. Allah-u Teala bütün mahlukatıyla tabir yerindeyse konuşmaktadır ve onlara hitap etmektedir. Onlara bazı şeyleri bildirmektedir. Bu durumda Kur'an-ı Kerim'in genel bütününe bakıldığında vahiy kelimesi ilham anlamında da kullanılabilmektedir.
Yani burada havarilere gelen vahiy ilham anlamındadır. Ve Allah-u Teala onlara bana iman edin, Resulüme iman edin şeklinde kalplerine bir ilham bırakmıştır. İşte günümüzde de gerek rüyayı sadıkayla, gerekse doğrudan kalbe gelen bir manayla ilham olayı devam etmektedir. Meşhur anlamıyla vahiy, peygambere gelen vahiy bitmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam son peygamberdir. La nebiyye ba'de, ondan sonra peygamber yoktur. Ama ilham olayı şu anda da devam eden bir olaydır. Allah-u Teala arıya vahyettiği gibi, yani ilham ettiği gibi seçkin bir kısım kullarına, onlara da ilhamda bulunmaktadır. Havari kelimesi Hazreti İsa'nın etrafındaki yakın çevresini ifade ediyor. Bunlar beyaz elbiseler giydiklerinden bunlara havari denildiği söylenmiş veya temiz bir kalbe sahip olmalarından havari denilmiş. Bu anlamda değerlendirmeler var. Şu ifade edilir: havarisini bulamayan İsa unutulmaya mahkumdur. Hazreti İsa havarilerini bulmuş ve onlarla dini günümüze kadar gelmiştir. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.